Bugün çok özel bir misafirimiz var. Şu an geliyor. Aha, asansörde kaldı. Bir dakika. Kardeş taşımadı mı? Mükemmel bir başlangıç oldu. Oradan da çıkamadı. Oğlum adam tam diyecektim kapıdan geçebilecekti. Asansörden çıkamadı adam. Klostrofobim var yoksa sıkıntı yok. Oğlum ama bak tam diyordum. Öküz gibi birisiyim diyor şu an. Şu kapıdan geçemiyor diyecektim adam asansörden çıkamadı. Sado sandım mı? Bir anda dedim. Kişi adamı mı? Oğlum Sado dedim. Diyete mi girdi? Oha o ne? Bu ki? Hani bir... Bu ne lan? Oğlum vücutçu adam böyle yaşar mı? Badici'nin ilk kuralı olan pilavı yapacağız şimdi. Pilav. Genelde arkadaşlar yulaf tüketiyor biliyorsunuz. Alaf geçen beni azarladı dedi o kadar yulaf mı yenir hayvan? Oğlum yulaf mı yenir dedim pilav. Bugün pilav yapacağız. Ama tabii bir yulafsız da gün geçmez. Kanka ben sana pilav yapayım sen bana yulaf yap. Tamam olur. Olur mu? İçine her şeyi atayım mı? Tamamen bana bırakıyor musun? Evet ama böyle şey olsun neyse hani. Birazdan mide krizi geçecek. Fit olmasın yani. Tamam ben her şeyi olmasın, basacağım. Olmasın aynen. Her şeyi basacağım tamam senin zaten neyin fit ya. Şey yok mu mutfak tartısı? Mutfak tartısı da yoksa. Aa kardeşim her şeyi ölçülü ya. Her bak, şey böyle mi? Her şey ölçülü olacak kanka. Her şey ölçülü bak adam işini biliyor. Ne istiyorsun? Süzgeç. Yani biz öyle antik kullanıyoruz. Ne olmadan olur. Elle alıyor. Tamam gerek stresi gerek yok. Antrenman öncesi senin kütlendeki bir adam. Evet. 200 gram, 150 gram kadar pirinç yemeli. Sado yiyecek mi? Sado susun. Kaynaklara götürecek. Sado yiyecek mi? Sado'nun kütlesine göre de hesaplayacak mısın? Sado'ya ben ekstra aparatif de vereceğim. Ama sana pilav yapmak istiyor. Yiyecek mi? Sen gelmeyecek misin? Sado'dan satış yedik. O niye gelmiyor lan harbi? Bir yere gidecek gibi ya. Ne? Manitanın yanına gidiyor. İşte badici adam bir kere şu an değil yani kaybetti şu an anladın mı? Senin de satışını görürüz. Yok kanka ben asla iddian etmem. Oğlum keşke manita desen lan adam gelmiyor. Hiçbir zaman hiçbir buluşmaya zamanında gelmiyor. En azından manita desen kanka, anlayacağım benim, yani. Benim zaman diliminde bir saat ben ilerideyim anladın mı? Ben zaten o yüzden sana 12 demiştim. 2'de geleceğimi düşünüyorum. 12 mi dedin? bana 1 dedim ben 10.30'da evden çıktım. Bak Beylikdüzü'nden buraya 10.30'da evden çıktım. Kanka bana 12 dedi ben 12'de uyandım. ama karşıda geldi. Adamına göre saat veriyorum. 2.30'da geldi. Daha önce 2 kere buluştum pişman oldum her seferinde. Kanka bu son zamanlarda ayarlayamıyorum ya. Oğlum yoğundum ama gerçi. Kanka 4 günde 2 gün falan uyuyordum. Sen bir ara story attın, 5-6'ya kadar falan ders programı bir şeyler yapıyordun. Kanka o gün hiç uyumadım, ondan sonra 2 gün uyudum, ondan sonra 2 gün bir daha uyumadım falan. Bu arada bu adam program falan da yazıyor. Yani böyle gavat bir vücut... Reklam lan! 350-200 ben yerim, 150 sen yersin. Tamam. Ya o kadar yemeğimizi yapıyor, reklamını da yapalım. İsmail ya. Yiyeceğim mi? Bana koyarsan yerim. Tamam, sana da o zaman... Senin kütle bakıyorum. 100-150 atarsın bana. 150 yer. Oğlum 500 gram pirinç oldu lan. Ben evde nasıl yapıyorsun yemekleri? Kanka, hani fazla yapıp 2-3 gün saklıyor musun? Yok kanka ben öyle hiç sevmem. Ben tazeciyim. Ben normalde kanka sabah uyanır uyanmaz ilk iş günün bütün öğünlerini bitiririm. Hazırlarım yani. Zaten günün ortasına bırakınca düzen şaşıyor. Sabah yapıyorum genelde. Hem taze oluyor. Çünkü kanka ben şey hiç sevmem işte. Tavuğu yapıyor mesela millet. 1 kilo yapıyor adam 5 günde falan yiyor ya. Bu çok... İşte bir kilo yapmıyor da yani işte kaç kilo yapıyorsan. Sen tazeciyim diyorsun, her sabah yapıyorsun. Tazeciyiz, fırıncı hesabı. Zaten adamla buluşuyoruz, bir antrenmana gireceğiz. 3-4 saat zaten oyalanıyor ve o süre boyunca sürekli bir kap çıkartıyor oradan bir şeyler yiyor böyle. Sürekli bir şey yeniyor. Kanka suyu çeşmeden mi koyuyorsunuz? Gel buradan yapıştıralım. Oğlum o boş lan. İşte odamdan getirdim sana. Herkesin odasında mı kanka şey? 5 kişiyiz, gerçi artık 4 kişiyiz de. Sen kaç gram yulaf yiyorsun? Kanka 100 oldu. 100 falan. 100 mü? Ha. Az mı? Sen ne kadar yiyorsun ki? Ben 150 falan yiyorum. Harbi mi? Aynen. Ben de yiyeceğim. Ama fit olmasın. Ama günde 4 öğün yiyor. Bu arada arkadaşlar alafon koduyla. Hemen sana da ölçelim. Harbi ölçüyor musun? Sen de. Ya çok her çalışsın. Zaman aynı kaseyi kullanıyorum. Doluyor zaten. O da öyle 150-200'e yakın bir şey oluyor normalde. Ben 150'den çok yiyormuşum. Sen bayağı 200'e gidiyormuşsun. Ama bir şey ya. Ol, şuraya baksana. Sen suyla mı yapıyorsun normalde yulafı? Evet kanka. Sen? Ben de sıcak suya. Ben ama bazen şey yapıyorum. Sen şey yapmıyorsun herhalde. Ben tencerede falan şey yapıyorum bazen. Onu üşendiğim için yapmıyorum öyle, ya. Ama çok güzel oluyor öyle. Güzel oluyor.
Ama deneyebilirsiniz yani. Çok da pratik değil. Değil canım. Ben pratikliğinden çok seviyorum zaten. Şu an sen mesela böyle pilavla uğraşıyorsun. Ben şu an yılafenip yani, başlamıştım ben ya. Ben sıçtık bunun için makine aldım kanka. Onu rahatlıyorlar. Yani döküyorsun suyu dök. Allah. Abi sıcakmış. Kaç kaynağı? Kanka ucuzları da var da ben biraz kompleks. Kaliteli bir şey aldım. Biraz tabii. Kompleks bir şey. Ya bu YouTuber'lar da kazanıyor ya. Kazanıyor canım ya. Başını bacalı. Göstermek gibi olmasın da ya. Abi parayı bulur tabii. O ne kanka, ondan koyacak mısın? Demiyor musun? Yo ne ki o, bilmiyorum onu. Kabak çekirdeği ya. Görmedin mi? Fakirler biliyor. Bak cicibeme. Bayılırım. Ama ben onu böyle bayağı şey yapıyorum, eziyorum. Eziyor musun? O zaman tadını alıyor musun ki oğlum? Sen full mu atıyorsun? Tüm mü atıyorsun? Yarım yarım bölersin yani tadını. Zehir değil. Ya ben buradan başka bir şey... Başka her yerde bir... Bu kadar mı oğlum? O kadar malzeme dedin. Başka bir şey yok mu? Ceviz mi? Ceviz mi? Ceviz pahalı abi. Şurada bak biraz ceviz var. Cevizi diyebiliriz ama eser miktarda. Burada bir şey var ha. 20 gündür orada geri havası var. Stranger Things sanırım bir yaratıcı. İlginç deneyeler yapıyoruz böyle. Acaba bunlar ne çıkacak falan diye. Ulan benim var ya dilim kıvastırıyor ya. Daha hemen bir kahve yapalım. Hocamızı besleyelim. Sonra o da bize... Bugün sırrını... çok güzel bir antrenman yapacağız. Ne basacağız hocam bugün? Ne yapalım? Omuz falan mı? Omuz mu? Omuz mu? Ne zaman buluşsak omuz diyor. Ulan bodycil adam omuz çalışır sadece. Senin yorumlara bugün baktım. Böyle hani sık sorulan ya da sık böyle sana söylenen bir şeyler varsa bugün konuşuruz diye. Var tabii. Çok güzel. Var ya. Bana bir nefret akıyor var ama ben de anlamadım. Abi çünkü patladın yani. Evet, DM'den gelen nefret mesajları var ya. Sana yazıyorlar mı lan? Sana yazmıyorlar mı kanka? Bana niye yazmasınlar oğlum? Yazıyorlar mı? Yazıyor. Ne diyorlar bunu? Kodum takmış. Ama bacı seven her yerde var. Eksen zamanında çok oldu mu seven? Ya işte kazandıktan sonra döndüğünde. Kazandıktan sonra mı? Oğlum zaten klasik bir şey. Hemen götün kalktı. Aynen. Hani sana neden söylüyorlar daha çok? Kanka bana her durduk yere nefret mesajı. Senin yok şey, kolların sınavın olacak. Geçen gün öyle yazmış. Omuzlara böyle evet. Çok şey yapıyorlar. Koluna her takmış durumda. Koluma zaten takmış durumda herkes. Kol. Oğlum bak oğlum şu adamın koluna bakın. Bu sporda hiçbir geleceğin yok yazıyorlar sana. Şey yok mu zeytinyağı? Bir şey yok mu? Zeytinyağı moruk. Al ya, bak. Sen onu oradan anlat, ben hemen buradan senin yulafa başlıyorum. Yakamadın mı? Bro, insan bir şuraya bir şey koyar, hangisi hangisi şey yapıyorum? Seni deniyorum. DJ gibi amını çeviriyorum. Aynı anda bir sürü yemek dönüyor bile. Sen ne kadar atıyorsun suyu? Geçtikten sonra okeyliyor musun böyle? Kanka, bilmiyorum. Ben bunu yapıyorum. Sana sordum. Kafana göre at. Ağzına patlayacak zeytin. Bakalım ne kadar atıyor. İşin sırrı oha bitirdi. Kanka ben haşlama yapıyorum normalde de. Şimdi bugün de haşlama yemeyelim yani. Tamam. Bir günde balk olacağım bak. Öyle hissediyorum. Sabah bir çıktım 121 kiloyum. 103 kilo tartı verdim yarışmada. Bir buçuk hafta önce yarışmam vardı. Kanka 17 oradan 18 falan işte. 18 kilo. Bir haftada mı diyor? 1,5-2 haftada. Surat zaten her şeyi anlatıyor. Yanaktan oluşuyor şu anda. Şişti oğlum ya. 6 yan ödemiş mi? 6 yan mı? 6 yan diyor ki. Oğlum sikeceğim. Bu ocak benim çıldır. Benim şuradan sonra kapanıyormuş. Niye öyle? Ha, en kısa bu. Şurada en. Çözdüm. Ha bu şunu okumadık. Ne? Mühendis miydi? Şunu su dolduralım biraz da. Su bu kadar yeter bana. Karıcıdan kettle alırsan böyle olur amına. Vur vur. Mutfağı parçalayacak birazdan. Abi s**eceğim bunu nasıl çalışıyor ya karıcıdan bıçak alınır, tabak alınır moruk. Kettle alınmaz ki. Arçelikten koltuk takımı almak. Yulafa sıcak suyu attık. Bu camışa. Şunu komple bitirsem olur zaten yani. Hiç takmıyorsun bunları sen. Ya çikolatalısı yok mu Marko? Yok. Çikolatalı fıstık ezmesi mi var abi? Yuh! Yuh artık yani. Börtlenle aldığın çikolatalısı mı abi? Abi ben börtlenmiş var. Cicine be. Kabak çekirdeği attım. Tamam kaç gram tuz attın? Baba. Bardağı hayatımda o kadar tuz yemedi ama ben. Pampı veren bir kere tuzdur. O yüzden antrenman öncesi öğünde kesinlikle tuz mu? Yüksek miktarda tuz alınmalı. İşin sırrı tuz mu? İşin sırrı tuz. Ya ben şahsen 4 grama kadar tuz alıyorum antrenmandan önce. Bu mudur pilav yani? Hani sırrı bu mu?
Planımda öyle. Sen böyle diyorsun da. Evet. Orada ufak dokunuşlar yaptım ben. Aynen. Kameraya yansımaya. Bugün tatlı yiyeceğiz. Sana tatlı yedirme planımız var Emre'yle. Öyle mi? Kardeş yani sizin cheat'inize uyuyacağım. 10 bin 20 bin... Ne cheat oğlum? Antrenman öncesi oyuna cheat midir? Ya kanka bu pekmez ne moruk ya. İnsanın iştahı kapanıyor. Kanka bu çok az oldu be. Biraz da... Nasıl üzüldü var ya. King Arthur vardı ya kılıcı çıkartamıyorum. Çıkartamıyorum. Kayadan kılıç çıkarmaya çalışıyor. Bak yalnız yapacağın şey yeri kalkıyor ha. Umarım yiyebilirsin. Hiç beklediğim gibi olmadı yulaf. Kardeş hazırlıksız. Hazırlıksız yakalandı. Buzdolabını unutmuşum. Tamam başka malzeme kaldı mı kanka? Evi tükettin hayvan herif. Ne olabilir? Bal var, bal da ister misin? Sen atıyor musun? Bal orijinal mi? Evet evet. Baya köyden falan getiriyoruz. Bal parmak. Karıştıramadı da. Karıştırıyorum ama değil mi? Protein atma. Arkadan gelen ses. Protein toz atmadınız. Şimdi bak şuradan da hemen bir reklam yapalım. Bunlar hep o pekmezden oluyor. Aynen. Pekmez simbiyot gibi moruk. Verim. Suratından memnuniyetsizlik akıyor adamın. Güzel. Güzel değil mi? Vallahi güzel. Oğlum harbi güzel olmuş lan. Gözü sileyim gerçekten net göremiyorum. Ben alışmışım böyle görünüyor sanıyorum. Al şunu sil. Yok alaf gözlüksüz. İndir. Çok mu seviyorsun gözlüğü? Neden lens takmıyorsun? Kanka ne bileyim. Denedin mi hiç lens takmayı kullanmayı? Gözün ne kadar bozuk? 75 falan. 75 mi? Az mı? Benim 2.75, 3 falan. Harbi mi? Evet. Üçünü ayağına yaptım. Nasıl yaptın bunu? Bayağı uğraştım bunun için. Ben lensiz hiçbir bok yapamam. Mesela böyle şey sanıyorlar. Atıyorum adamı görüyorsun mesela 130 işte bayağı büyük yani. Yani böyle diyorsun ki işte hani optimal yaşıyordur hani falan ama normalde gün içinde bayağı sıkıntı oluyor kilo. Hani merdiven çıkarken, gece uyurken. Bir kere gece uyurken uyku kaliteni s**yor. Yarışma hazırlığında ilk başlarda uyuduğum uykuyu imkanı yok uyuyamıyorum kanka. Nasıl etkiliyor yani? Ya şöyle. Şimdi bir kere kanka 130 kilo olunca yani apne başlıyor kesinlikle. Hı-hı. Çünkü boynunda kilo alıyor ya buraları aşıyor. Aynen. Apne başlıyor. Kondisyonu zaten bitiyor. Ya bir de gün içinde hareketin böyle şey oluyor. Halsizleşiyorsun falan yani. Hı-hı. Horlamanda daha çok artıyor. Aynen. Zaten... O yüzden bütün alışık ve badiciler kanka. Hı-hı. O makineyi kullanıyor. Rahatlatıyor diyorsun. Hı-hı. İyi horluyor ama. Videosu var telefonunda. Benim horlama meşhur ya. Her çoğu videoda var zaten bu horlama. Senin kanalda da o şişko alaf izliyorsa bu videoyu kim lan o şişko? Her yerden karşıma çıkıyor onu. Yazıyor mu sana? Oğlum yazıyor da bir de herkes takip ediyor. Ben onu anlamadım. Eş dost takip etmeye başladı. Seni geçiyor takip. Bunu gördüm. Böyle bir şey koymuş. Temiz işsizlik yani beğendim. Aksin flash'ti. İlk gittiğimiz öyle ya. Aynen. İbi ne yaptın lan her yere attırmışsın. Dur oğlum balkona en güçlü dur oğlum. Ona da attırmışım. 400 kucal azalmış ya anamayı. Yerde de var. Şöyle bak. Yavuz sana. Yavuz sana. Selam. Aradığımız pratiklik. Kral hareketler bu. Balk yapamıyorum. Bak bak çek çek adam yulafı bitiremedi. Sonra övünürler. Ben 20 bin kalori yemek yedim falan derler. Şimdi pekmez böyle donuk ya. Bu bir açıldı kanka. Böyle bir her yer pekmez. Simbiyot yayıldılar bir de. Geniz mi lan? Basıcı gördüm ben. Bu ne be? Bu ne şey yapalım ya. Ne yapalım? Ellerini alalım bir tane vursun bir sağ uçayım bir sol uçayım. Bir birkaç kaç. Ya da 10 saniyesi çekeriz oğlum. Evet dibi tutmuş. Oho. Dibi harbi tutmuş moruk. Bu ne amına? Pilavın 50 gramı kaldı orada. Nazarlık oldu. Göktuğ Olaf'ın rezil pilavı. Ya birader. Dibi tutmuş. Sen rezil de. Şimdi tadına bakınca göreceksin. Hadi bakalım umarım. Ooo. Oğlum badici adam temiz olmuş. Yemeğini yedin mi? Hemen yıkayacaksın. Ya yıkamasan bile su dök. Kabasını alıyor bu adam biliyorum. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Kan şekerim yükseldi lan bunu. Normal değil mi? Nazlı? Yani. Yapıştır kardeşim. Hani ufak adamsın fazla gelir dedim o yüzden yani. Bu şey değil, Kolombiya değil ki. Değil değil. Evet. Ben bunu içemem. Ben bunu içemem. Fazla mı oldu bu? Sana ne fazla gelecek? Kanka benim acayip uykum var çünkü. Oğlum metroda... Şu senin anca sağ koltuğa kesinlikle başladı bak. Ne yapıyorsun? Şu an titremeye başladım harbiden. Şey mi kanka? Şu bak. Kanka bak. Pilavın kıvamına bak. Günde 10-2 falan kaç alacağım. Hadi nasıl? Ama ne yapıyorum? Kıvam alıyorum.
Tadı tam olarak bu. Ne kadar attı bunu? Vallahi orayı tam çekemedim ama yemin ediyorum bir 10 saniye falan kesmedi herhalde. Full bastı. Lan oğlum bu ne? Bu ağzıma tuz geliyor, bu ne? Biraz fazla abi elimden kaymış olabilir. Eline sağlık. Ben orayı canlı gördüm, kamerayı çekemedim de. Eline sağlık. Pump. Bak şu an başladı. Sen kanka on... Ne yapıyorsun? O işin ne moruk? Kardeş üzülme ya, suratını hallederiz. Kanka çok kilo aldık ya. Evet tadım. İlk tepkiyi görmek istiyoruz. Tabii şimdi mükemmel. Güzel. Yok lan çok tuzlu olmuş abi. Genzim yandı moruk. Ya eliyor yani, normalde böyle yemiyorum. Harbi genzim yandı kanka. İçim rahatladı. Güzel güzel. Tuzun tadı güzel. Eline sağlık. Oğlum harbi bayağı tuzlu bu arada. Kanka kusura bakmayın. Yok yok ya. Niye? Ufak bir el kayması. Ben orada aslında az dökmedim bu oğlum. İsmail. Şöyle iki tane şey. Oğlum 10 saniye sürmüştür o saniye yani. Şöyle. Lafa mı tuttunuz? Ne yaptınız yani? Aynen kafam bu tarafta geçiyor. Bunu yedikten sonra antrenmana mı? Bunu yiyip antrenmana geçeceğiz. Neredeyiz? Ben ne yapacağız? Ben garanti bir uyuyacağım tabii karşıya gidene kadar. Net uykum var öyle. Yine horlamasını çekersin böyle. Arabayı onu kullandırıyorum. Tabii koltuğa sarsan. Araba kullanabiliyor musun? Kanka var ya geldim de. Kullanmasam daha iyi diyorsun. Gerek yok. Bir tane maç geçeyim. 120 kilo diyor, ben 130 kiloyum zaten. Ben böyle gidiyorum. Nasıl oğlum, bir şey olmaz ama. Sırmasına sığarım da. Sağ sağ gider miyiz? Mantıklı bir karar değildi ama. Ölüm simülasyonu, tabut simülasyonu. Harbi Shrek gibi hissediyorum. Nedir ya? Gastrofobi. Nasıldır? Nasıl yenilir? Bugün Barış'a bir bodyci nasıl antrenman yapar onu gösterebiliriz. O kadar acı çekecek ki. Ya keşke diyecek, takla atsaydım, zıplasaydım. Ya bu adam da ağırlık nedir bilmezken. Biz taklalar atıyoruz. Arabanın tavanını gördün mü? Adamlar yaptırmış. Parayı bulduk. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu taklacılar da kazanıyor. Fırlatsana bir. At. Bu tarafa fırlat. Şöyle. Dur. Ses çıkartıyor. Ooo çok iyi lan. Tamam. Of, nasıl ses çıktı lan öyle? Atıyor falan. Buyurun abi. Aynen. Isınma. Selam. Bir bodycinin dramı. Ağır siklet bodycinin. A**eceğim şimdi. Bak çok yeni delik açtı. Sen bayağı yapıştırıyorsun kanalda küfürleri. Sen etmiyor musun? Ben zaten küfür ya, etmiyorum da bizim... Şey, İbi inanılmaz küfrediyor. İbi var ya, İbi aşmış, bu da falan moruk bence. O böyle kendi sanal gerçekliğini yaratmış harbiden. E tabii ki. Nasıl yazılıyor? Bak görüyor musun, influencer değilim dedi. Yarım saattir bir tane hikaye atmak için uğraşıyor. 16 bit gidiyor. Soruyor işte, tabii ki nasıl yazılır? Onu da siler büyük ihtimalle, evet, başka bir şey yazar. Sileceğim abi şu an. Tereddüte düşürdüm. Evet arkadaşlar, şu an fırtına öncesi. Bunların sessizliği. Birazdan 9. senfoni başlayacak. Bir insandan çıkamayacak sesler çıkmaya başlayacak. Frene bassana, kafası öne gitsin. Videoyu izleyeceğimde çok kibirlik. Kardeş vallahi videoyu izlerken sövme. Benim fikrim değildi bak. Kötü bir niyetimiz yok. Oğlum çok çirkin yerlere koymayın, uyudu. En çirkin yerleri koyacağız tabii ki. Aynen. Yani neden çirkin rating lazım? Bir sürü malzeme var. Gerisini artık koymak istemediğin sahneleri konuşuruz, hallederiz yani. Yok kalan uyuma ifşa. Şimdi nereye gidiyoruz? Diyor ki bodyciler antrenman öncesi kahve mi içiyor? Kahve atıyor. Kahve ama bunların kahvesini göreceksin yani. 3 saatte içecekler, gece gireriz herhalde bana. Evdekini zaten içmedi, döktü lavaboya. Evet şimdi arkadaşlar benim uyurkenki kısımları koymuşlar. Koyulacak yani. Ben bilmiyorum nasıl yerler var. O yüzden oraları hızlı geçin. Barış getirdim kanka siparişleri, buyur. Oo kardeş teşekkürler. Yürü. Diyor muyuz? Bunlar senin. Gerçekten bana mı? Evet. Bro. Badiciler böyle mi seni? Dediler. Yani bunları Barış yiyecek şimdi. Ben birazcık tadına bakayım ama. Barto, bence yarına ABS kapanacak. ABS mi? ABS. ABS ise kapansın zaten. Senin de hakkın ye.
Kamerayı kapatınca yerim ben. Kamerayı kapatınca. Ben de sen kamerayı kapat o zaman geçelim. Bir adımız var. Böyle şeyler yemiyoruz. Aynen kat. Forumun geçti. Kardeşim. Kahve tutarken zorlanan bilek de ne bileyim ya. Aynen. Ne oldu lan sen? Çok kötü. Kanka ben çok yorgunum. Niye öyle? Kanka 4 günde 2 gün falan uyudum sadece. 4 günde 2 gün çok iyi kanka. Nereden yani, baktığında 2 gün uyumuşsun yani. 48 saat uyumuşsun birader 4 günde. Zaten daha ne uyuyacaksın? Yolda ama uyumadı, öldü yani. Kanka şu an ben var ya eve gittiğinde büyük ihtimalle yani gene öleceğim. Boş ver antrenmana destek, boş verirsin galiba evet. Değil mi şu an? Ya sabah da mı yakalandın yok mı? Bayağı yaş oldum. Ben sabah kahve içtim kanka, ısmarladı. Emre kardeşim güzel şeyler seçmiş. Tadı güzel. Tamam şunu yesene bak bu fena. Yiyeyim mi abi? Onu niye yiyorsun abi? Şunu yesene abi. Bırak şunu. En tatlısından. Evet, yarın ABS yok. ABS'ler kapandı. En sevdiğim antrenman anlayışı. Kahve içmeye geldik. 3 saattir buradayız. Seviyorum ben başka. Evet. Geldik mi? Geldik. Yani hiçbir salon girişine benzemiyor ama o videolardaki efsane yer. Çok kolay bozuluyor bak. Değil saçı gibi. Şimdi ben bunu dövmem mi peki? Saçını böyle oynuyor. Nişanlımın yanında saçımla oynuyor. Yine gerilimli bir asansör macerası. Abi bu asansör 45 senedir. 45 sene önce asansör teknolojisi mi varmış oğlum? Ha bir şey diyeceğim, bu asansör haftada bir bozuluyor, dikkat et, harbiden şaka değil. Buram, risk almayan viski içemez. Bu sözü buraya yazıp altına göktuğu şişkolak yazar mısın? Lütfen. Evet, o efsanevi için. Old School'un zirvesi, Taksim Plajı'ndayız. Şu köşeyi böyle tamamen alıp şu haberleri falan alsak. Yani şimdi burası 30 senelik. Salon 30 yıllık mı? Bu salon 30 yıllık. Burada bir split mention var, o da 30 yıllık kanka. Anlatan 67 yılında dünya şampiyonu olmuş herif, ben doğduğum ilk. Tarihi eser, 77 yılından burada. Kardeş anlat, bugün ne yapıyoruz, ne batıyoruz hocam? Bir günlüğüne batıcı oluyoruz. Bak, yani öyle her şeyi. Bize dediğimiz otoregülasyon yapacağız. Nedir otoregülasyon? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar anlatalım. Geldik, presimizi yaptık, baktık pampımızı alamadık, lisede evet. Kontel köklerimiz az kaldı. Hemen gidiyoruz, ekstra bir pres hareketi daha yapacağız. Tamam. Sonrasında bir yana açık. Arkadaşlar, sizin için çok yoğun çalışıyorum. Bu keyfine değil yani. Adam otomatik... Bak adam video için geldi yani, yoksa uyuyacaktı adam. Bayağı, arabada zaten bir daha uyanmayacak gibi uyuyordu. Hocam fon doğru mu hocam? Ama kimse adam kontrol etmiyor buna. Ne? Oha kulaklığı çıkar. Hocam fon doğru mu diyorum? Doğru kanka. Bu işin formu olmaz. Öyle hissiyatı mi? Hissiyatı olmaz. Girdim üsküle bak, yaptım stribe bak. Evet. Salonun old school'luğunu görüyor musun? Evet. Motorların zincirinden yapmışlar. Gördün mü sizleri? Daha yeni gördüm. Emre, bu zincirlerin bir hikayesi var mı? Kardeşim bu zincirler arada bir kopuyor. İngiliz takları. Nasıl pamp aldım bir anda lan? Tuzlu pilav mı be? Aaa işin sırrı. Tuzdan. Böyle olmaz ama bak. Ya işte sonra hardcore workout falan filan. Hayır. Hani sen antrenman yapıyorsun, seni kontrol bile etmiyor. Ya bir günlüğüne nasıl bu işin sırlarını anlatacak? Oğlum sen diye... artık ben bak bir günlüğüne bodyci oldum dediysen evet. Bir kere bir adam bodyciyse her şeyi herkese daha iyi biliyordun. Böyle olmalı, anladın mı? Sen şey gördün mü hiç? Bodyci deyip ben bilmiyorum ya da yorum yapmıyorum diye. Yok. Herkes her şeyi herkesin iyi biliyor burada. Sektöründe. Kanka buraları... Videonun yarısını keseceğim zaten bu adama küfürlerinden dolayı. Ben beğenmedim hocamı ya. Hocayı değiştirebiliyor muyuz? Nasıl konuşuyorsun? Nasıl? Hayır. Bas. Bana ağır. Altında kalsam ne yapacağım? Bence izleyecek bir tipi var. Öyle olacak gibi. Oh, iyi geldi. Bas.
Ben. Evet. Haydi bas. Haydi. Haydi bir tane daha. Yes. Omuzlarım çok güçsüz ya. Yok lan yine iyi basıyorum. Son bir tane daha. Bas bas bas. Çok uygun var ya. Şu an var harbi. Şuraya bırak abi. Tamam bir set daha yap. Gidelim gel yerine. Bak çok okey yani şu an bu durum. Şu an var aşırı okeyim. Harbiden hayır demedim. Çaktırmıyorum. Lateral raise var daha. 45 set. 45 set yani şu lateral raise. Gözüme bir şey girdi ya. Sakatlanır. Burada. Ben ne yapayım şimdi? Kaldırayım mı? Nasıl kaldırayım? Hayır, sen de. Bas, dip indirme 90 derece. Evet. Bas. Hadi. Hadi. Hadi birader. Bas. 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 Son iki. Bu ne oğlum? Kesinliyorum. Bu salona giren her adamı yap der ki. Kimin ne sikiyor bilmedi şu. Şu var. Ben çok yaparım bunu. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor bu? Kardeş. Eklem hazırlığı ya lütfen. Peki bunda neyle lateral etmiyorsunuz ben anlamadım. Hocam gösterdi. Sınıyoruz abi. Abi iki hareket yapın derler sınıyoruz. İyi dedi. Oğlum beni çekip durma lan. Boş yapan çekilir. Bu kanalda böyle mi kanka? Bu kanalda böyle. Ben de diyorum beni niye çekmiyor? Benim biraz yağlanma var. Oğlum sende çok kilo alasın var benim ya. Senden kilo alırasın var. Vallahi konuştuk ya aslında öyle bir proje yapabiliriz yani. Çok yağlanmadan bir şeyler yapabiliriz. Ya yağlanmadan. Temiz kilo alacağım. Çok temiz alamazsın da. 10. setimiz galiba lateralde. Set sayıyorsan bir kere batıcı alamazsın. Ha. Set sayıyorsan nasıl yapıyorsun yani? Nedir olay? Yorulana kadar mı? Bitene kadar mı? Kanka hareket sana söyler zaten. Yapmaman gerektiğini söyler yani. Adele söyler Adele. Adele söyler. Bu arada bir sürü güzel fotoğraf çektik burada. Ne yani? İban mı atacaksın akşam anlamadım. Bak tam diyecektim bir sürü güzel fotoğraf çektik Instagramlarımızdan fotoğraflara bakabilirsiniz diyeceğim. Adam oradan nereye çekti konuyu? Neyse vermiyorum fotoğrafı. İban veriyorum o zaman yani. Abi bu kadar konuşursak tamam. Öyle bir idmandı ki. Evet. Barış için güzel bir tecrübe oldu bence. Çok muazzam bir arkadaş. Bu kadar muhabbet ses durumdan. Bari birazcık biraz daha doğal söyleyeyim. Kardeş adam zaten tüm gün uyudu, arabada uyudu. Yolda dedi antrenman yapmak istemiyorum, uyumak istiyorum. Buraya geldik hala uyumak istiyorum. Ben bu kadar hevessiz bir antrenman görmedim yani. Ya, buradan evet. Ne anlayabilirim ki bu adam benimle antrenman yapmak... Adamdan saymıyoruz yani tamam. Ya. 70 kilo olabilirim. Belki yarı kilo olmayayım ama bu kadar da ezilmez. Elbet, yani. Elbet uykumuzu aldığımız gün olacak kardeş. Böyle bir projemiz var. Kaça çıkartmak istiyorsun beni? Kaç kilolara? 80 kilolara falan diyorum. 80 kilolara. Şu an 70 değil mi? 70'im. Böyle şu an 10 kilo alsam 80 olur mu? 80 fazla olur da 75 falan çok güzel olursun bence. Temiz 75. He, ama diyorsan ki temiz 80 yapalım. Yok. O da mümkün. Yok öyle değil. Ama onun sıkıntısı da var. Barto? Yok kardeş. O kadar söylüyorlar bari yapmış ol da en azından şey ol yani yalan olmasın. Bayağı bir yana açış yaptık normalde. Hiç omuz çalış. 20 set omuz yaptık. Şimdi de triceps'e geçtik. Ben bu çay sonra yiyorum kardeşim. Görüşürüz. Wow. You can really dance. Ne yerden yiyeceğim? Bir şey bozulmadı. Formum bozulmadı yani. 8 yıldır bozulmadı ha. Tamam şey, egzatlon zamanı bozulmuş olabilir. Oğlum ben niye bulamıyorum ya? Bak sadece Barış Erdoğan egzatlon yazsana. Bunlar falan zaten öyle. Şurada karnım falan çok leş yani. Oğlum burada gene karı kaslarım var lan. Ama şiş yani. O ben şu.
Oğlum burada bayağı balksın harbiden. Lan bu sana yakışmış lan. Acayip yakışmış. Gorile benziyor öyle. Bunlar ne? Bu ne? Ne oldu? YouTube videosu işte ya. Boş. Çok iyi lan. Bu kim? Oğlum bizim şey değil mi? İbi çıktı lan. Bak. Emre böyle. Emre'yi bulamazsanız mutlaka bir yerde omuz çalışıyor. Yok artık. Abi omuz iyidir. Basacaksın büyüyeceksin kardeşim. Laga lugaya gerek yok. Salondaki en iyi adet bak. Kurbanlık asma şeyi. Kardeşi gibi. Yani old school'unu burada görebilirsiniz salonda. Hayır. Biraz dönüyor. İşin zorluğu burada yani. Şu. Analiz Barış yapacak. Erdoğan analiz yapalım. Evet. Şimdi bir kere öncelikle atlet olarak zaten tartışılmaz. Kendisi Türkiye'nin en başarılı atletlerinden bir tanesi. Diyebiliriz hep öyle ama. Ondan sonra sövüyor. Kanıtlamış. Yani o tarafa eleştirmek zaten benim ne yetkinliğime girer ne haddime. Fiziki olarak ben sizden ne yorumlarsam evet. Bence hocam kolları gerçekten mükemmel. Gereksiz bir. Gereksiz bir kolları var. Yani gayet triceps ve biceps'in oranı çok yerinde ve tadında. Pull push oranı. Ve bir de en sevdiğim bölgesi sırtı kesinlikle. Ufak bir şu işin altında bir kasma yapabilir miyiz? Kardeş nasıl kasıyorsun? Bak, aynen. Bakın şu, yani şu çoğu salona girip hatta gerçekten bu işi iyi uzun süredir yapanlarda yok yani vücut geliştirmeyi. Yok yani salona gördüğümüz bütün çoğu farede yok bu. Fare neydi? Ben ağlayayım mı? Yok lan fare. Fareler arasında iyisin. Yani evet. Böyle şey tipler olur ya böyle hani. Bu veri eksiği nedir hocam? Ha? Eksiğe geleceğiz. Önce deltoidlere yorumlayalım. Evet. Omuzları, ben onun en hoşuma gidiyor bilmiyorum sen. Omuzları vücuduma nazaran biraz eksik. Yani omuzlar şöyle eksik. İzole yapmadığı aşikar bir omuz. Evet. Ama baktığın zaman o stand push up'lardan falan. Özellikle şu varisler. Stand push up'lardan falan gelen bir deltoid var front'ta. Şurası. Andrei buradasın. Ama şurayı biraz daha büyütsen senden 10 numara büyütücü olur. Ama göğüsler arkadaşlar. Göğüsler fıs. Birazcık üst göğüs bir resep kardeşim. Doğru diyorsun. Hiç mi? Abi hiç mi yerden şöyle kalkmadın amına koyayım? Vallahi yok. Çok kalktım ama. Bizim duvarda dikmedi şöyle. Şunu hiç mi yapmadın? Deri kontrol. Deri kalınlığına gelirsek. Yarış formu. Bacak fıs. Fıs mı? Bacak fıs. Ya bacak gerek var mı? Zekirdek. Gerek. Zekirdek. Başka? Forearm. Forearm yok. Peki şu trapeze ne diyorsun? Forearm'ı tutuşlardan dolayı. Nasıl? Bu ne peki? Yastık. Trapezi gereksiz büyük ama. Yani. Yastık. Harbiden trapezi gereksiz büyük. O handstand push up'tan. Full şey amuttan ya. Abi. O amuttan direkt yani. Yani Tom Hardy. Evet. Tom Hardy trapezi yastan bir şey yapıyorsun. Lan sağ olasın. Mesajlara geçtiğine göre. Evet. Arkadaşlar kalça. Ha onu ben bir de bu arada şu belin şurası lordoz yağ falan yok. Yağ yok. Lordoz yani. Yok yani. Burada yağ yok yani. Lordoz mu? Kas. Adamın yağ oranı çok az ya. Oğlum çok kötü bir yere gidiyor bu ay. Bu arada damarlar falan bırak. Şu hep mi böyleydi? Yani bu çok farklı bir şey bırakayım. Yani sıksana. Baksana şuraya kanka. Acaba bak, şu sürekli... En sevdiğim olay ne biliyor musun kanka? Ha, buradan şey. Kalın bir damar geliyor. Oradan böyle şey yapıyorlar. Fakat bana dese ki, hocam ben 80 kilo lean olmak istiyorum. Beni bodyci yapar mısınız? Arkadaşı manyak bir fiziğe çeviririz yani. Bugün tamam. Barto'yu sen yönettiğin için Barto'yu sen söyle. Barto'ya yükleteceğiz biz. Evet. 100 gram daha yesin. Ben Barto'yu buraya gelmeden önce zaten ne yemesi gerektiği kafamda oluşmuştu. Evet. Şimdi öncelikle senin tercihin et mi, tavuk mu? Et diyelim. Sen etçisin. Evet. Sen et seven adamsın. Severiz. Ben sana buradan 300 gramlık dana eti yedirmek istiyorum. Tamamdır, yapıştır. Çünkü bu yaptığın antrenman senin minimum 300 gram ete ihtiyacı var. Öyle mi? Hesabı yaptın yani. Hayır, ben antrenmanda yaptım. Senin yaptığın şey. Alüminyum folyo olmamak için. O ne lan? Küfür galiba. Hayır. Açıklar mısın? Stretch film gibi takılmamak için atalım. Sana ben yesen steak burger söyleyeceğim. Yarına da sosu kararlaştıracağım. Halledecek misin? Bir tane mi yani? Sen ne yiyorsun? Brom bekle bak işte bak. Bak ben sana ilk başında ne dedim videonun başında? Nabza göre şerbet. Yedirdik. Ben bir adale kontrolü yaparım. Bir deri altı kontrolü yaparım. Ondan sonra duruma göre ya ekleme yaparım. Ya da çıkartma yapamam ama ekleme yapabilirim. Yani. Çıkartmayı yapıyorsan bir sıkıntı var. Çıkartmayı
çıkartamayız yani. Bardo. Ondayım artık bugün. Yapacak bir şey yok yani. Ne desem okeyiz. Evet, hemen çekelim çünkü birazdan yok olacak yani. Adam zaten yok etmeye başladı. Şu patatesi de bölüşelim kanka. Bölüşelim mi? Hepsini aldı. Kanka şu an bölüştük ama. Bardo işini de sen al. Ben kızartma yemem ki. Benimkini aldın oğlum. Kızartma yemem bak. Alırım kanka. Sıkıntı yok. Bir günün sonuna geldik. Evet. Biraz uykuluydum. Yansımamıştır umarım. Yok hiç. Hiç yansımadı. Evet, oraya horlama sahneye geliyorum. Barış'a teşekkür ediyorum. Eşlik ettim. Yok ben sana eşlik ettim. Evet ben teşekkür ediyorum. Pardon sen benim kameraya varım değil. Sabah kalktı erkenden geldi hiç saatini şaşırmadan. Sabah kalktı aynen yolları çekti geldi. Yani bunun için tam çok teşekkürler. Tam dakik bir şekilde. Dakik bir adam ya. Yani hiç. Alasla plan yapacak olursanız mutlaka 5 saat öncesine bir saat verin yani. Ufak bir geçiriliyor bana şu an. Sağlamından. Sağlamından. Şimdi eve gideceğiz. Ben direkt gider gitmez zaten. Uyuyacağım. Direkt kanka yani. Direkt. Evet. Alaf'ı, Emre'yi Instagram'dan zaten takip edin. Muazzam insanlar. Gerçekten güzel bir gün geçirdik. Aynı zamanda Alaf'ın kanalda umarım aynı zamanlarda atacağız. Onun kanala alacak. Konuk oldum. Orada da bir videomuz var. Gerçi video diye çağırdı sonra gitti kendi antrenmanını yaptı adam ama neyse. kendinize bakın arkadaşlar. Onun yok mu bir çıkışı tarzı? Senin çıkışın böyle mi? Ben nasıl sen yap ya. Benim kanka değişiyor her gün. Benim de değişiyor. Arkadaşlar dilenci değilim. Bir like'ı çok görmeyin. Çocuğa da abone olun. Bak garip yazık burada. Garip abi bak çocuk batmış yani. Kanalı batmış. 300 bin abonesi var. Reklamı yerlerde sürünüyor. Bu şekilde. İzleyenler alakası yok kardeşim. Neye uzunluyorsun? Ben artık umursamıyorum yani. Böyle değil. Ya böyle. İnsan 2 dakika durur ya. Durmaz abi. Ya oğlum yapmayın. Linç yiyeceğiz sizin yüzünüzden. Linç böyle, abi. Ben böyle bir adam değilim. Takipten çıkın bunu. Böyle bir adam değilim. Evet. Evet, izleyen herkese teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı unutmayın. Doğru dedi. Video bu kadar. Harbi buraya kadar var. Asla izlemezsin. Şu saniye görüyorsan, harbi bordo bereli falansın bunu. Ben olsam izlemezdim. Bence buraya kadar izleyen şişko alaptır. O da SS'lik bir şey yapıyor. Umarım size bol bol malzeme vermişizdir. Bayağı her anını çekmeye bu? Çalıştık. Malzeme falan. Şişko laf dışında daha bir sürü hesap açılacak bu videodan sonra. Oo. Alam. Uyuyan alam. Yani mutlaka olmalı yani. Yoksa da ben açarım artık. Uyuyan alam gelecek artık. Elveda herkese yeter artık ya. Bitsin daha bunları editleyeceğim ben ya.